Merhabalar YouTube, hoş geldiniz. 911 Operator diye bir oyun var. Bayağı 911'i aradığınızda eriştiğiniz kişi oluyorsunuz. Ve bu acil durum şeylerinde bazı düzenlemeler falan yapıyoruz. Bakalım nasıl bir oyunmuş diyeceğim. Ben bu arada bu oyunu daha önce oynadım ve bayağı da keyifli oynadım. Biraz salyalı bu oyunu oynamak istiyorum bugün. Bir de sizle beraber bir baştan başlayalım dedik. Twitch'te canlı yayındayız. Bakın yukarıda size merhabalarını söylüyorlar. Aşağıdaki linklerden siz de buralara gelebilirsiniz. Kendisi default bu haritadan başlatıyor. O yüzden biz bir default bunu oynayalım. Sonra yok İzmir haritasıymış, İstanbul haritasıymış, oraları falan oyunu beğenirsek deneriz. Yani ben beğeniyorum da, hani yayında oynamayı da beğenirsek birlikte deneriz, olur mu? Devam. Şimdi, bu arada ben İngilizce oynadım. Türkçesini daha önce oynamamıştım. O yüzden hani bilmiyorum nasıl olacak, bir bakalım. Kameranın yerini de değiştirmem gerekiyorsa bana söyleyin, değiştireyim oyun başladığında. Şimdi, ekiplerimiz var. Maviler polis, beyazlar ambulans, ya sağlık ekibi diyeyim. Kırmızılar da itfaiyeciler. İtfaiye araçları yani, neyse. İki tane polis arabamız var. Bir tane polis minibüsümüz var. Bir ambulansı, üç ambulansımız var. bir itfaiye aracı, bir tane daha itfaiye aracı. Ha tamam, ikisi de aynı şeyden. Tamam, bunun içinde de bu şekilde çalışanlar. Bütçemiz ne kadar? 36 bin mi? Tamam, bir aslında hiçbir şeye dokunmadan ilk güne bir böyle yaşasak, ondan sonra ona göre insan almak, teçhizat almak gibi şeylere başvursak mesela. Sims 1 karakteri gibi ikinci no'lu birimdeki kadın. Bu mu? Zaten fotoğraf üzerinden çizerek falan bir garip bir şey yapmışlar galiba. Saymayı öğreniyoruz, şey oldu biraz hakikaten. Neyse, şimdi böyle duruyorsunuz. İtfaiye nerede? İtfaiyeciler itfaiyede galiba. Siz... Ya biriniz şehrin biraz şu tarafında durun da sonra dağıtması zor olmasın. Mesela ta şurada bir şey olacak, buradan gitmesinler yani. Okey, başlatıyorum günü. Yukarıda da chat'in üstünde şurada şey görüyorsunuz bakın. Çözülen davalar, yani çözülen konular itibarım ve verimliliğimin yüzdesi. Oradan artık ne kadar iyi gidiyoruz falan onu takip edebiliriz. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki öyle bir artıyor, eksiliyor, azalıyor, hızlanıyor ki valla ben de biraz... Bilemiyorum nasıl olacak. Evet, başladık bakalım. Biraz kısmam lazım değil mi? Şöyle yaptım birazcık. Polis müdahalesi lazım. Bir şüpheli muhtemelen silahlı. Gidin bakalım siz buraya. Kadının çantası çalınmış, şüpheli kaçıyormuş. Okey. Şöyle hızlandırıldı da biliyoruz. Yani. Birkaç gündür oynamadım bu arada ama birkaç gün önce deli gibi sardık bu oyuna. Kim avladı be? Ne? Nerede yeni olay? Kadının çantası çalındı, şüpheli kaçıyor. Bir tane daha çaldı. Bir kapkaç daha burada. Siz ne yaptınız? Tutukluyor şu anda. 20 saniye sonra çözecek. Adam da sopalıymış ya. Silah dediği de sopaymış bu arada. Okey yani. Bir şey yok. Aklıma pizza ister gibi ihbar eden kadın geldi. O da var bu arada. Hatta bu oyundaki... Şimdi birazdan telefon falan gelmeye başlayacak. Göreceksiniz. Bu oyundaki şeylerin çoğu çözüldü mü o? Aa, burada yeni bir şey var. Ne oldu? Kişi merdivenden yuvarlandı. Ağır bilinmeyen yaralanma bildirimi. Tıbbi destek yaralı 1. En yakındaki gitsin. Biraz daha kısıyorum ya. Bu sesi biraz yüksekmiş. Hatta oyunun içinden kısmak lazım da. Şu an escape'e basınca yok vermiyor. Neyse şimdilik OBS'tan kıstım. Bu oyunda birazdan telefonlar gelmeye başlayacak. Ben işte 911 çalışanıyım ya. Şey oluyor. Koluna iğne yapan bir adam var. Ay, uyuşturucu kullanımı. Tıbbi destek lazım. Bir yaralı. İki şüpheli. Polis müdahalesi de lazım. Yani hem ambulans gönderiyorum hem polis gönderiyorum. Bu sefer polis minibüsünü gönderiyorum. Çünkü biraz daha büyüğümsü bir olaya benziyor. Daha doğrusu iki şüpheli var ya o yüzden. Sokakta içki içenler var mesela. Ona şu gitsin. Ne olacak yani. Neyse. Bu oyundaki şeyler. Telefon görüşmeleri gerçek olaylardan çıkma. Hatta gerçek 911 aramalarından yapmışlar yani oradaki olayları. O polis şey pizza ister gibi polisi arayan kadın da var mesela. Daha önce denk gelmiştim. Sen de buraya git. Ne olmuş? Bir grup poligon otobüs durağına zarar veriyor. İki şüpheli muhtemelen silahlı. Güzel. Evet fena bir oyun değil bu arada. Güzel oyun. İlginç, ilgi çekici bir oyun. Biraz daha hızlandırıyorum. Support istiyorlar. Çabuk. Yetersiz kaldı. Burada belliydi bunların olay çıkaracağı bu arada. Adam çatışmada şu an tek başına. Bu ikisiyle. Biraz hızlı mı gitseniz ya? Bu minibüs mesela...
Ay polisim ölmese bari. Hah bir de şurada. Sen artık işini oradaki işini halletseniz siz de. Mesela çözüldü çözüldü. Bu da çözüldü. Tamam 4 saniyede burada kaldı. Bunlar buraya gitti. Senin de sıradaki işin şurası olsun. Ya da dur bakayım. Şüpheli sayısı bazı insanlar halka açık yerde içki içiyor. Birkaç silahlardan personel rehin aldı ve para talep ediyor. Oha buraya git be. Diğeri çok da şey değilmiş yani içiversinler. Ay oyun ne kadar vallahi hatırlamıyorum ama ben indirimdeydi aldığımda bayağı uygun fiyatlıydı. Buraya ambulans da lazım olmuş bu arada gönderiyorum. Şuraya giden ambulans tata yukarıda kalmış aşağı gel ya. Nereye gidiyorum? Aynen Steam'den aldım bu arada bakabilirsiniz Steam'e. Bunlar da under fire ya. Bunlar da destek istiyor bunlar da destek istiyor. Boku yedik. Siz gidin desem yerlerini bırakamıyorlar. Öyle bir şey yapamayız ya. Burada biri vuruldu polisim. Ay sıçayım ya. Siz de şuraya gidin. Ama polisler şu an polisim yetmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Verimli diyeyim %100 bunu düşünmemem lazım. Boku yedim. Şu ambulans oraya bir gitsin de. Belki şuradan biri. Buradakiler öldü. Tamam. Yani buradaki sorun çözüldü. Ama birileri falan öldü. Benim polisimden biri öldü mü şu an tam kestiremiyorum. Siz de buralara gidin. Neler olmuş? Kalp krizi var bir tane. Bir de birkaç silahlı adam personel rehin aldı ve para talep ediyor. 4 yaralı var burada. Buraya polis de lazım. Sen bu işi hadi biraz hızlı çöz ya. 20 saniye biraz fazla. Öldü galiba evet sanırım. Yani ölmüş müdür bilmiyorum. Yani yaralıdır yani. Başta böyle oluyor aynen şu an. Sonra yavaş yavaş sen ekibini büyütüyorsun. Biraz ihtiyaca göre büyütüyorsun. Ambulanslar çok yavaş ya. Daha doğrusu minibüs tipli tüm araçlar çok yavaş. Şuraya da polis lazım. Ne olmuş? İki silahlı adam sokaktaki insanlara saldırıyor. Bir şüpheli. Buraya ambulans göndermedim mi ben ya? Ha yangın var burada bayağı bayağı. Aa bizim adam ağır yaralı falan olmuş. Bir ambulans daha yollayayım oraya. Büyük bir yangın mı bu? Bilgi. Bir benzin istasyonu yakınında bir yangın bildirildi. İstasyona ulaşmadan önce durdurulmalıdır. Ha bayağı önemliymiş. Yuh. Oyunda polis arabası olarak at ve bisiklet var. Onların gitmesi o kadar uzun sürüyor ki. Ama aksine mesela motorlar falan da hızlı diye hatırlıyorum. Siz boş duranlar böyle biraz merkezde durun. Öyle uzaklarda durmayın. Siz ne yaptınız? 35 saniye içinde çözülecek ama adam kanıyor yani şeyi var. Önceki mevzudan yaralandı. Çağrı niye gelmedi hiç ya? Gelir yavaş yavaş ya. Tıbbi nakliye gerekli. Bir araç daha lazım. Şunlar da şu üstüne küçük kutucuklar da içine alabildiği insan sayısı. Çalışanlar değil ama ayrıca. Şimdi mesela iki tane yaralı almış aracına. Onları götürecek ama dolmuş yani alabildiği yerler. O yüzden bir araç daha istiyor mesela ki hastaneye nakledebilsin aldığı hastaları. Uçak düşüyor mu? Gittikçe olaylar büyüyor zaten. Ben o kadar ilerletmedim. Bakalım oluyordur öyle şeylerde. Daha sonra neler neler vardı ya. Arka sokaklar mı oynuyoruz? Komikmiş. Benim kafamı karıştırdı bayağı. Uykulu olduğum için. Aslında nerede ne olay varsa ona gerekli ekibi göndermek. Burada da intihar girişimi olmuştu. Polis yakın olduğu için kendi gitti. Aferin. Bakın mesela bunun koltukları dolu. Yukarıdaki olaydan iki şüpheliyi almış gözaltı. Şimdi merkeze götürüyor karakola. Menemen soğansız olur arkadaşlar. Üzgünüm. Soğanlı diyenler. Siz ne yaptınız bu yangın Allah aşkına? 774 saniye içinde çözülecek ne demek? Verimliliğim %85'e düşmüş ya. Başka da itfaiye aracım yok yani. Gün bitecek bence burayı çözseler ama bence bu günün son şeyi falan. Ama çözemediler işte ya. 793 saniye, 794 falan oluyor. Polis de gönderdim ama hani niye gönderdim belli değil yani. Belki bir faydası olur diye gönderirim. Al itfaiye de gönder. Şey itfaiye diyorum. Ambulans da göndereyim. Ama bence dediğim gibi. Cık.
bugünü bitirecek ama olay bitmiyor. Hah tamam, azalmaya başladı neyse ki. Hızlandıramam, en hızlıdayız. Soğansız olur. Gastronom dedi ki menemen soğanlı olur, soğansız olan menemen değildir. Bu literatürde böyledir ama soğansız da güzel oluyor dedi. Katılmıyorum. Şu an bunu tartışmayacağım. Soğanlı. Vedat Milor da soğansız olur diyor. Buna ne diyorsunuz? Herkes oraya gitsin. E ne yapayım, bir an önce çözsünler işte bu işi. Yardımcı olsun. Hiç değil de motivasyon yapsınlar. Woo! İtfaiye ekibimiz, size güveniyoruz. Sen de git o zaman buraya. Sen de git. Hepiniz oraya gidin. Kalabalık yapın orada. Oo, bir tane daha var. Sen de git oraya. Zaten tıbbi nakliye gerekli diyorlarmış ki. Evet, aldınız mı birilerini? Senin mesela şeyinde biri var aracında. İstasyona götür bakalım onu. Polis istasyonu ne? Karakol. Ha, karakola götür bakalım onu. Ama burada başka bir mevzu yok. Ay 400 saniye bunu mu sulayacaksınız ya? Onu mu bekleyeceğiz? Bunların ikisi de yangınla uğraşıyor. Çok kötü bir ilk gün verdi oyun ya bu sefer. Bunlar da mı yangınla uğraşıyor? Şu an herkes yangın mı söndürmeye çalışıyor? Atıyorum hepsini bu işe. Atamak. Hepiniz yangını söndürün. Aa, hızlandı hakikaten. Okey, güzel. Oyun mu buglandı? Böyle olmazdı ya. Çok geç kaldık vakaya. Değil mi? Yani ben de bayağı oynadım. Böyle bir şey yaşamadım daha önce. Bug mı hakikaten dedirtiyor? Nasıl memur vurulur ya? Ne oldu şimdi? Kim vurdu memuru? Sen de buna bak o zaman. Allah Allah, olaylar da sürüyor işin ilginç tarafı. Ha, vuruldu diye çevirmişler. Officer down dedi aslında. Yangından falan yaralandı büyük ihtimalle. Neyse tam götürdük hastaneye. Neyse ki hastaneye çok yakın bir yerde. Okey, 200 saniye içindeki saniye gerçek hayattaki saniye değil yani, hızlı olduğu için. Ben vurdum, çok güzel, teşekkür ederim. Vallahi başladık ya Sugar Ayakip. Çünkü güzel oyun. Sudoku'nun mucidi vefat etmiş. Dünyaya katacağını katmış artık. Başımız sağ olsun efendim. Bitiyor. 2, 1, 0. Hadi geçmiş olsun. Yalnız bütün şeylerimi çözdüm. Bakın görüyorsunuz. Tıkı 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 tıkı. Çözüldü, 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 çözüldü. Problemsiz ama... İşte bu kötü. Bentley Roberts ağır, polis ağır yaralandı. Bir tane daha polis ağır yaralandı. Bir polis terfi aldı. Ama aynı zamanda yaralandı da. Bir sağlık çalışanı ağır yaralandı. Polis yaralandı. Sağlık çalışanı yaralandı. İtfaiye yaralandı. Bunlar çalışamıyorlar işte. Yani yaralı oldukları için hani izine ayrılıyorlar mı diyeyim artık. Dinleniyorlar yani. Bir sonraki şehre terfi ettirildin. Devam etmek için tamam diyorsun. Okey. Bu aralarda da bu konular hani işte kayıp çocuk... İşte cinsel şiddet istatistikleri falan filan, yani bilinçlendirme mesajları veriyor küçük küçük. Miami açıldı. Miami'den devam edelim mi? Hadi edelim ya. Normal olsun. Kolay ya da zor olmasına gerek yok. Yani kolay sıkıcı olur zaten. Zora da gerek yok yayında şey yapmaya. İşlerimizi aksatmaya yani. Bir de Miami gibi. Bu arada İstanbul haritası var, İzmir haritası var. Başka ülkelerin... dünyadan bir sürü haritalar falan filan, biraz keyifli onlar yani. He, böyle olunca oha. He, ben hiç bu modu oynamadım. Ay böyle bir anda fazla gelişmedi mi her şey? Bir dakika ya, biz bir şu haritada biraz oynasaydık daha hiç bilmediğimiz bir sürü şey. Şimdi ben devam dersem. Şu mu acaba benim oynamam gereken ya? Benim orijinalinde oynadığım ama şu anda yani oyunda şöyle saçma bir şey var. Devam tuşu var. Bu ne? Aman tam ne yapayım ben onu ya? Yani biz bu oyunu biraz Burak'la oynadık. Onunla olan save'ime devam etmesini istemiyorum. Hatta o bir de özellikle o çok oynadı. Hani bir de benim save'im bile değil neredeyse. Burak çok götürdü. O yüzden ona çok devam etmek istemiyorum. Ama bu o mu? Deminki mi? Bu deminki save'im benim. Yo, Miami diyor yine. Vallahi bir bok anlamadım ya. Oynayalım bakalım ne olacak. Şehrimi değiştiremiyor muyum? İstatistikler yerleşimi başladı. 10.000 para diyor şimdi. Neyse peki hadi bakalım.
3 polis arabası, 3 sağlık arabası, 2 itfaiye. Şimdi araç almak çok pahalı. 80 bin bir itfaiye aracı. Benim 10 bin param var. Onun yerine çalışan alalım. Motor alabiliriz. Dur bakayım. Taşıtlar. Çok az ama ya bu taşıt alternatifi. Motor falan alamıyoruz mesela şu an. Motorun avantajı hızlı. Ama birilerini taşıyamıyor. Mesela tutuklu adamı götüremiyor. Ya da yok. İtfaiye, şey özür dilerim. Hastaneye götüremiyor falan. Öyle şeyleri de var. Burak olan safe silinmiş olmasın. Yedekledim onu. Yani ikinci bir şey yapamıyorsun. Bisiklet ve at. Ölüm ya, çok yavaş. Ya evet ama yakın yerlere gönderme. En azından gönderecek birilerinin olması iyi. Neyse, şu an herkesin bir silahı var. Size şey alalım, durun. Teçhizat. 1500 biraz da pahalı ya. İki tane yelek alayım. İkisinden de bir kişiye vereyim. Hatta bakalım, nişancılığı 79, sürücülüğü 84. Bunun daha az. Nişancılığı 53, sürücülüğü 56. Bunun 61-91. O zaman şöyle yapıyorum. Seni şöyle aldım. Esas şeyi, yeleği sana veriyorum. Sen nişancılık yap daha çok. Yani sen çatışmaya gir. Bir tane ilk yardım kitim varmış. Onu da şu sağlık araçlarından birine attım. Bir tane daha almak isterim ama 3000 çok şu anda. Yavaş yavaş. 3 ne oluyor? Burada da birini almak gerek ya. Bir çelik yelek daha alsam mı? Aldım ya. Polisler çok çünkü sorun yaşıyor. Bunlara daha fazla sağlık kiti alamayacağım. Şunlara da aslında böyle işte yanmayan kıyafet falan alınıyor ama onlar daha açılmamış belli ki. Personel bakayım şey alabilir miyim? Herkes iki kişi mi? Şuraya bir üçüncü mü alsam acaba? Çatışmalara falan yollarız. Ne diyorsunuz? Nişancılığı yüksek olan. Nişancılığı %97 olan biri var mesela. Bence biz bu kişiyi alalım. Bunları da ona verelim. Silah. Bir de silah alalım ona. Zaten varmış bir tane. İki oldu ama. Vallahi böyle yapalım bari. Senin nişanın kaç? 84. Seninki 81. 84 olanı da çift silah vereyim. Böyle. Lara Croft. Nasıl? Hadi başlatıyorum ya. Yani biraz yetersiz geliyor gözüme ama şu an elimdeki bütçeyle bu kadar yapabilirim. Ay bir de Miami denizli falan. Köprü geçme derdi de var. Biraz boku yedik gibi hissediyorum ve bu haritayı ilk defa oynayacağım bu arada. Ben sadece deminki haritada oynadım şu ana kadar. Yani şurada da bir polis olsun bu tarafta. Ondan sonra başlayalım bence. Hadi bakalım nasıl olacak. Sen buraya git. Ne olmuş? Kesici silahla yaralanma, ağır kan kaybı. Polis de isteyebilir ki bu durum. Yani bilemiyoruz ama. Siz de biraz şöyle ortalarda gibi durun. Ama şeye de yakın olun. Köprüye de yakın olun falan. Gerçekten ambulans oraya gidecek de biz de göreceğiz yani. Alo. Chopped off your leg? I held my cousin in the workshop, pushed wood with my leg and pushed and slipped into the press. I can't take it out. Nerede olduğunu sormak önemli. Bir yandan da konumunu şey yapıyor burada, oturtmaya çalışıyor. Okay, kolun bir yandan şey yapmamız lazım. Evet, bacağın etrafına bir şey bağla. Gönderdim ambulansı bir yandan. All right, take off your shirt then. What? I want you to teşekkür ederim Nur. Kolay gelsin. And firmly tie it around your leg, just above your injury. Okay. Şimdi hem doğru ekibi göndermek hem de ekip gidene kadar doğru müdahaleyi yapmak, telefonda en doğru şeyleri söylemek, en doğru şeyleri sormak falan çok önemli. Mesela nerede olduğunu öğrenmek ilk yapman gereken şey. Okay, keep calm. The ambulance is on the way. It'll be there in a few minutes. Ediyoruz. Good. I know this won't be easy, but I need... Keşke böyle söylemeseydim ya. Bir hızlandırdım. Rahatlama hatla diyorum ama telefonda tutarsam aslında. Söyle bakalım, kız arkadaşın var mı falan diyoruz. Fatma'm var, nasıl bir çeviri ya?
Fatma. Nişanlım var dedi. Fatma nişanlı mı demek? 2 ay sonra evlenecektik. Lütfen artık bitmesine izin ver. Hayır. Benimle kal, benimle. Neyse, konuş benimle. Uyanık tut. Yani telefonda aslında bu adamı uyanık tutmak hayatını kurtarıyor ama. Öte yandan hattı meşgul de tutuyor olabilir miyiz acaba? Sen söylersin. Hayır, ölmek yok, ölmek yok. Bu arada telefondayken zaman yavaşlıyor bayağı. Araç o yüzden bu kadar yavaş gidiyor şu an. Hii, kapandı. Ay kurtarsak bari. Şurada da yangın çıkmış ayol, yeni gördüm. Arızalanan, ha teknik iş. Okey, arızalanan elektrik kablosu tehlikeli olabilir falan mevzu bu. Dur, bir dur yavaşla, ne oluyor? Aa, burada da böyle bir şey olmuş. Nedir? Sara nöbeti. Tamam, onu hallederler yakın. Güzel. Ay Miami biraz zor ya. Arası kocaman deniz. Ne oluyor? Madde kullanıcısı. Küçük araç gönderebiliriz. Madde kullanıcısı şahıslara satış yaptığı tespit edilen şüpheli şahıslar. Oo, torbacılar. Bunlar bize ateş açmasın kız. Sen de şuralara git, yakın dur. Gerekirse seni oraya yollayacağım. O şey halloldu değil mi? Az önceki mevzu. Alo. Neresi? It's burning ne ya? Neredesin? Tamam. Sakin kal. Yolluyorum. Geliyorlar. Bu da yani... Kaputun altından duman mı geliyor? Kız senin araban bozulmuş olmasın. Yangın olduğundan emin misin? Tamam, yaralı yok. Şey göndermeye gerek yok. Söndürmeyi dene, itfaiye gönder. Söndürmeyi deneyecek bir şey var mı? Neden? Allah Allah. Salağa bak, bunu da biz mi söyleyeceğiz ya? Gerçi salağa bak diyorum da panik oluyor insanlar. Sıktı valla. Ay yani. Gitmeyin kız, gerek yok, uğraşmayın. Tamam, rica ederim. Yok itfaiyeye falan gerek. Valla kapattık. Burada ne oldu? Başka bir olay daha oldu. Gebe kadın doğum. Ay çok pardon. Sen de birazcık şöyle ortalarda bekle. Aha. Ne olmuş? Evde yangın olayı rapor edildi. Sen de buraya git o zaman. Bu olay bitmişti. Beklet diyorum ona. Bekleteyim mi? Bu tamam, çözdü ki bu olayı. Şimdi yok say dersem sorun olmasın. Şurayı halletsinler ya. Öbür tarafta bir mevzu yok bence. Söndürdü kadın işte, küçük bir şeydi. Hallediyor musunuz? Bakayım. Yaralı aldılar bile. Bunlar da yangını söndürüyor. Çok güzel. Kaç saniye? Güzel. 150 saniye. Bir şey değil. Onlar da bunu götürüyor. Tamam. Onu götürün. Onu götürdükten sonra da buraya bakacaksınız. Kalp krizi. Uzak ya. Çabuk götürün. Çabuk. Tamam. Kalp krizine koş şimdi. Ne yaptınız yangını çocuklar? 80 saniye içinde sönmüş olacak. Güzel. Şu polisi de biraz şöyle ortalara doğru alalım. Alo. 911, Ay konuşmuyor. what's your emergency? Hello, is anyone there? Tehlikede misin kız? If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Çok mantıklı. Hadi lan. Hello, sir. We got a 911 call from your phone. Do you have an emergency? Excuse me. It's my phone. Allah Allah. Dikkat edin kardeşim, burada Sir, do acil you durum have an hattını emergency? meşgul No, tutmayın. I'm not.
Burada hayat kurtarıyoruz, hayat. Siz anlamazsınız. Yani. Hadi siye. Ne olmuş yeni olay? Kesici silahla yaralanma, ağır kan kaybı. Kalp krizine gitti ama bu ya. Bunu yollasak çok mu uzak? Gider ya. Orada bir tane daha var nasıl olsa. Bu ne? Ha, bu sona erçar. Tamam. O az önce arayan adamın yeri tespit edildi. O yüzden. Bu nereye gidiyor? Hastaneye bırakmaya mı gidiyor? Önce buraya git ya. Ondan sonra da bırakırsın. Sen gitme oraya. Gerek yok. Bu ne olmuş? Kesin. Tamam. Hah, şuna basmam lazım. Şüpheli eve girdi. Bir yavaşlasın oyun. Panik oldum. Şüpheli eve girdi. Muhtemelen niyeti kötü. Polis. Polis buraya git. Ondan sonra sen. Ah, sıçayım. Sen gel o zaman buraya. Evet. Başka bir şey var mı burada? Bu ne? Ya bu bitti ki. Hah, sonunda gitti ya. Oh be. Bu ne? Kalp krizi. Bir tane daha mı? Kişinin ailesi hastaneye gitmesi lazım. Burada. Haydi. Tamam. Bu boşmuş. Alo. Neredesin? Adresini tespit edebiliyoruz bu arada. Aramanın. Burada da bir polis olayı olmuş. Nedir? Kırmızı ışıkta geçen bir araç. Aman git ama işte. Öbürü nerede? Buna yok say diyorum o zaman. Yanlışlıkla arayana. Tamam, verimliliğim düşecek diye korkuyorum da yok say dedim diye. Burada sorun nedir? Hallettiler. Tamam, güzel. Diğer şu aramanın yeri... Ne oldu? Orada birinin... Araba altında kalmış kişi vardı. O ne oldu? Onun yerini tespit etmedik mi? Hah, bu mu? Evet, güzel. Çok güzel. Sen boş musun? Buraya. Hızlıca git. Kalp krizi de çözüldü. Aldılar, götürüyorlar. Çok güzel, çok güzel. Çok iyi gidiyoruz maşallah. Şapkalı doktor mu beğendin? Bakayım, alo. İtfaiye ihtiyacı var. Teknik iş. Tamam. Aciliyeti yok. Tıngır mıngır git oraya. Sen de o zaman köprüye yakın bir yerlerde dur ki iki tarafa da yetişebiliyor ol. Ne olur ne olmaz. Nereden şey çıkacağı belli değil. Ne yaptınız? Araba engel oluyormuş. Onu çekmeleri gerekiyor falan filan. Onu aslında itfaiyenin yapması daha iyi olmaz mı ya? Ha, itfaiye de lazım zaten. Tamam. Evet, evet aynen kutsal. Değil mi? Kutsal nam. Doğru okudum. Maşallah. Biliyorsunuz, görüyorsunuz. Miami'nin güvenliği benden sorulur. Çok iyi hallettik. Verimliliğim %100 yani. Mis ya. Oh. Ay çok güzel gündü. Hiç dün gibi değildi. Dün ne oldu öyle ya? Gerçek dün değil. Oyundaki dün. Bir önceki oynadığımız gün neydi Allah aşkına? Bir kişi yaralandı. O kadar, o da normal. Ağır yaralanma değil bu arada. Küçük bir şeydir büyük ihtimalle. Vallahi hepsini de mis gibi çözmüşüz. Görmezden gelindi dediği zaten boş çağrı. O yüzden yapmam gereken şey yani. Yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyduk. Değil mi? Miami halkı bir şey değil. Bakayım sonra. Bir İstanbul falan yaparız bu oyunda. Bir yaparız. Şimdi biraz böyle ilerleyelim. Bir elimiz alışsın. Ondan sonra bir İstanbul yaparız. Ya da İzmir, Mizmir. Tek tek böyle nereler varsa oralardan gideriz. İzmir halkına da el atalım. Atacağım. Söz. Şu gavurda mavurda bir... Yok ama hakikaten onlar da bir deneyelim, bir alışalım, öğrenelim. Ondan sonra çok özür diliyorum. Arkadaki ışığı açayım. Bir gereksiz bir karanlıklık söz konusu. Tamam. Hallettim. Evet. Ankara'da var sanırım. Var var, bir yerler var. Şimdi buradan bir bölüm daha devam edelim bence. Yani oyundan bir bölüm daha devam edelim. Ondan sonra böyle bir haritalara bakarız ne varmış ne yokmuş. Çünkü tam şimdi açılmaya başladı. Arama kurtarma kamyonu var bir itfaiye taşıtı olarak. Şu an boşta. Elimde var bakın, siz görmüyorsunuz ama elimde var yani. Bunu yeni bir takım oluşturup bu aracı atayayım da personelden buraya yeni itfaiye çalışanları alayım. Falan filan. Şimdi bu araçlarda da ikişerlilerdi ama biri de boş kalmış. Şimdi teknik becerisi 69, sürücülük 90. Bir sürücülüğü 90, bir de teknik becerisi, bir sürücülüğü yüksek, bir de teknik becerisi yüksek birini almak lazım.
diyecektim de. Çok da orantısız. Sen bir kere, senin ikisi de yüksek. Sen kesin geliyorsun. Sen buradasın bir kere. Bakayım. Sürücülük 99. Güzel. Sürücülük 79. Sürücülük 98. O zaman sen sür aracı. Yani ilk başta olan sürüyordur gibi düşünüyorum bu arada. O yüzden onu başa koyuyorum. Herhalde öyledir. Vallahi bilmiyorum açıkçası ama. Sağlık personellerimizden biri hastaymış. İyileşmiş. Onu bir yere atayalım. Yeni araç alabilsek aslında oraya koyarız ama bir de polisimiz iyileşmiş. Onu da bir yere atayalım. Tamam, bunun silahı milahı teçhizat. Şuradan teçhizat almam lazım. Senin neyin var neyin yok? Nişanın da sürücülüğün de çok kötü. Al sana silah. Ama yelek vermiyorum. 41 bin de paramız olmuş bu arada. Tamam. Bakayım şimdi bunlar böyle oldu. Araç alabiliyor muyum? Taşıt. Taşıt önemli. Polis arabası, temelinde itfaiye aracı. Hah! Polis motoru. Güzel. Tıbbi taşımacılık var. 3 kişi taşıyor. ATV var itfaiye içinde. Bu da aslında fena değil. 20 bin bu. 20 bin bu. İkisini de alabilirim. Ama başka da pek bir şey alamam. Tabii ben şimdi içine şey alamayacaksam, personel alamayacaksam anlamı yok. Ben bir şey alayım. Motor alayım. Şuradan bir kişiyi motora koyayım. Nişancılık, sürücülük. Sen iyisin. Seni ben motora koyacağım. Yeni takım oluşturayım. Motorla. Ondan sonracığıma bu motoru yukarı taşıyabiliyor muyum? Taşıdım. Tamam, seni motora atadım. Siz burada 3 kişi kalın. Sen motorcu hanımefendi ol. Motorcu polis kadın. Girl boss ol orada. Ondan sonra bence 4 polis aracı yeterli. Bir tanesi minibüs, ikisi araba, biri motor. Motor hızlı ama işte birini taşıyamıyor diye. Hani hepsinin kendince avantajı var. Şu an sağlık ekiplerine bir ekstra bir şey sağlayamayacağım ne yazık ki. Bir tane araç almak istiyorum çünkü taşıt almak istiyorum. Aslında itfaiye yerine taşıt geldi. Almayacağım ya. Polise aldık yeter. Teçhizat alalım biz o zaman. Evet. Mesela ilk yardım kiti alalım şunlara. Her araçta bir tane olsun. Tamam. 3 aracın hepsinde birer tane var. Biraz şey yelek iyi olur. Şunlara da Şimdi bu ne yapıyor? Arama kurtarma kamyonu. İtfaiyecilerin işinde yararlı olabilecek profesyonel yangınla müdahale ekipmanı ile donatılmıştır. Yangın söndürme için donatılmıştır diyor öbüründe. Vallahi bilemedim ya. Ben şimdi bunlara teknik araç mı alsam ki acaba? Bilemedim. Tüfek var. Nişancılığı yüksek olan polislere tüfek alabiliriz. Çelik yelek çok önemli ya. Ben birkaç çelik yelek alayım. Şöyle bir 5 tane daha alayım mesela. Sana da vereyim. Sana da vereyim. Çünkü ölüyorlar yani. Ölmesinler. Senin ikinci silahın olmasın ya. Yeleğin olsun daha önemli bence. Tamam. Polislerimizin hepsinin silahı ve yeleği var artık. Sonraki aşamada iyi nişancılığı iyi olan polislere tüfek alırız artık. Biraz daha kazandıkça. Size de sağlık şeyi aldım aslında. Bence okeysiniz ya. Size tabanca verebiliyor muyum? Lazım mazım olur diye. Yok, veremiyorum. Tamam, okey. Bence devam edelim. Teknik araç yok ya. 8000 de paramız kalmış. Boş verin. Başlatıyorum ben bugün de. İndirimlerde 3 TL oluyor bu oyun. Arada mola verdiğimizde bakayım. Ben de öyle bir şey aldım. Hatırlamıyorum. Daha doğrusu Burak aldı da. O yüzden hatırlamıyorum. Ama çok güzel indirim değdi yani. Bunu yapanlar da bu arada yanlış olmasın ama sanıyorum Thief Simulator yapanlar. Ya da yayıncı şirketi mi aynı falan öyle bir mevzu var galiba bu arada. Ona bir onu da doğrularım. Tamam, onu da ben yaparım chat. Başlattım. Yeni oyunu. Burada biz kategori değiştirdik mi? 911 Operator'dayız değil mi? Herhalde yapmıştır moderatörler diye düşünüyorum. Saçımı topluyorum, kimse acil durum yaşamasın. 1-2 dakika. Tamam, yaşayabilirsiniz. Alo, pardon şaka, alo değil. Sara nöbeti var. Hemen gitmiyor bir şey. Hemen, hiç panik olma aşkım. Hemen hallediyoruz biz seni, çok iyi yapacağız. Hiç merak etme. Alo. Bakın.
Polis gönderiyorum oraya. Pardon. Excuse me, you've reached 911. Yes, I know. Oh, and 2 cans of soda. Ma'am, do you have an emergency? Stupid ya. And you can't talk about it because of someone in the room? Yes, exactly. Do you also need medical attention? Is somebody hurt? Yes. Do you know how long? Oh, ambulans da yolluyorum o zaman. Ama bu buraya gidiyor ya. En yakın şu var. I have an officer but a mile away. I'll send it right away. Yes, please. Aa, evde silah var mı? Güzel soru. Yes. Oo, bir araç daha gönderiyorum ben. No, thanks. I hope we'll get here soon. Bu arada bu olay gerçek yani, bunun hani kaydı da var. Bu gerçekten bu şekilde yaşanıyor da yani. Gerçek hayatta ne yazık ki. Oo, polisli adam. Oha, çatışmaya girdi polislerimle. Wow. Tamam, destek geliyor, merak etmeyin. Geliyor. Sen buraya git. Polis. Bu ne şeyi? Kırmızı ışık. Motorlu gitsin mesela oraya. Çatışma olmaz bir şey. Yani olabilir tabii de kolay kolay olmaz diyeyim. Ama şuraya da polis lazım. Onu ne bok yiyeceğim bilmiyorum. Şunu hallettikten sonra belki oraya bakar. Bu neymiş ki? Şüpheli eve girdi, muhtemelen niyeti kötü. Öf, polissiz de olmaz ya. Of. Şu polisi de yani mecburen olabildiğince köprüden geçirmemeye çalışıyorum ama çok da yapacak bir şey yok. Google'a ne yazarsam bilgi alırım bu olay hakkında. Hangi olay hakkında? Evet evet ya, oyunun hatta şeylerinde fragmanında işte bilgilerinde falan hep şey diyor. Gerçek 911 konuşmalarından konuşmalarını içerir falan filan diye de söylüyor. Tabii seslendirme bunlar, hani aynılarını kullanmazlar çünkü yazık yani insanlara da. Hani onlardan ilham alınmış gibi geçiyor yani. Kırmızı ışık ihlalini siz bitirdiniz mi? Sen buraya git o zaman. Tamam ya, bunun buraya gelmesine gerek yok. Bu tarafta da bir polis kalsın. Orada bir... Aaa! İtfaiye işi var. Kedinin sahibi evcil hayvanın ağaçtan inemediğini rapor etti. Hay Allah'ım ya. Olaya bak. İyi, sen buraya git. Sen de buraya git o zaman. Şöyle. Sen azıcık şöyle kenara doğru çekilsene kuzucuğum. Sen buraya gidiyorsun. O kırmızı ışığa bakıyor. Siz de şuraya müdahale edeceksiniz. Sen boştasın. Seni şuraya yollayacağım. Orada dur. Alo. Çocuk mu bu? Matematik mi? Math mi dedi? No, I can't do that, but I can send someone else to help you. Okay, So what kind of math do you have that you need help with? I have takeaways. Ah, you have to do the takeaways. Benim bunu konuşmam saçma değil mi? Çat diye kapatmam daha mantıklı değil mi ya? Is your mom or dad nearby? Yeah, but she's busy. Can you ask your mom to come on the phone? Ne yapıyorsun Oscar hakikaten? No problem, ma'am. Is everything all right there? Yani lütfen ablacığım ya. Just make sure he's not afraid to make a 911 call in the future, okay? Ay, nasıl tatlı tatlı anlatıyoruz ya. Ben olsam şey tarzı olurdum. Niye burayı şeyde bırakıyorsunuz? Burası acil durum hattı, bir insan bir duyarlı olur falan olurdum. Okay, yok saydım o zaman. Bir polislik durum daha var. Hız yapmış. Sen git oraya. Sen daha bu işi çözemedin mi kızım ya? 20 saniyesin. Ha, zaman yavaş akıyormuş ya şu an. Burada ne oldu? Çözülüyor. Çözüldü. Tamam. Burası da birazdan bitecek. Keşke biraz daha... Dur. Kim ateş altında? Kim destek istiyor? Haydi. Siz de gidin o zaman buraya. Ama şu motorlu da şuraya baksın o zaman. Bu neymiş ki? Yeni gelmiş. Uyuşturucu kullanıyor. Sıçtık biraz. Tıbbi destek ne olmuş? Merdivenden düşme. Okey. Şey, saldırgan biri falan yok. Sen git.
Ve adamın sesi gerçekten hoş bir beye benziyor. Verimliliğim %100 yine. Hiç bozmak istemiyorum. Çok keyfim yerinde bu konuyla ilgili. Aha. Sen gidiyorsun. Nedir? Yolda bırakılmış araç trafiği engelliyor. Tamam, itfaiyeciler halleder onu şimdi. Canım, buraya gidin o zaman. Nasıl fikir mesela? Ya bir bitkim sinek mi yaptı? Dışarıdan mı geldi? Gerçekten anlamıyorum. Bir böyle meyve sineği gibi bir şey var evde. Delireceğim. Aha. Okey, buraya gidiyorsun o zaman. Sen de oraya gidiyorsun. Alo. Burada ne olmuş ki? Okuyamadım, merak ettim. Hayda. Ofisi ara denir mi? You should contact the emergency services department with your case. Okay, how can I reach it? Please visit the department's website, post a request to meet with. Oha, çok iyi yönlendiriyor ya. Can I ask for your name so I can put it in the request? Sorry, but you cannot. Please do not block the line. Oha, kim olduğumla ilgili hiçbir şey söyleyemiyor olmam çok iyi. Bye. Ya bence bu arada ne olmuş biliyor musunuz? Gerçekten bu oyunu yaparken bilgi almak için 911'i arasak mı abi ya demişler ve bununla ilgili böyle ahlaki bir şey yaşamışlar. Ya da aynı böyle bir konuşma yaşamışlar. Hani ya acil durum yok ama bilgi oyun yapıyorum ve buraya yönlendirmişler ve bu konuşmayı da koyalım o zaman demişler kesin bence. Çok güzel. Bu konuşmayı daha önce hiç duymadım bu arada ben. Sen oraya gidiyorsun. Bana bir şey daha lazım ya. Sağlık ekibi daha lazım. Burada ne olmuş? Ha bu, tamam, bunu yok saydım o zaman artık. Vallahi hızlıca çözün, öyle yapalım. Bunu yapacak bir şey yok. Burada ne oluyor? Yangın. Oo, seni de mi yollasak? Git bakalım. Sen git. Buraya sağlık ekibim varmış boşta. O da gitsin. Burada ne oluyor? Çözüldü, çözülüyor, çözüldü. Tamam, çok güzel. Bunların da buradaki işi bitti. Motorluyu şuraya koyalım. O şeye yakın dursun. Burada da. Ayak sakatlanması. Merdivenden düşme. Tamam. Sen boştasın. Git bakalım. Oh, çok iyi. Kırılmış kemik olayı tespit edildi. Tamam, onlar onunla ilgileniyor. Bunlar bununla ilgilenecek. Yok, oraya polis de lazım. Sen de gidiyorsun. Yangın ne durumda? 53 saniye. Tamam, çok büyük bir şey değil demek ki. Aynen, bir dördüncü duvar şeyi olmuş. Araç çarpışması, kaza olmuş. Aslında buraya küçük bir ekip göndermek, bunu da buraya göndermek daha mantıklı. Açıyorum, alo. Ne oldu kız? What's your address, sir? So how long have you had this stomach pain? I've been feeling awful since this morning, and it feels like it's getting worse by the hour. All right. Does anything else hurt? I vomited half an hour ago. Sir, have you drank alcohol lately? Ah, beğenmedi biraz. Glass of wine during dinner. Ondan olmaz. Ne yedin? Zehirlenmiş bence bu. Well, maybe it's because of those mushrooms. Yani acaba? Ambulans gönderiyor. Sir, there's a possibility that you may have eaten poisonous mushrooms. I'm gonna send the ambulance immediately. Oh God, what have I done? Ay, panik ettim adamı. Ay, doktora gidin mi deseydim? Panik mi ettim? Nerede? Burası mı? Burası mı? Bu değil mi? Ay, kötü mü ettim acaba? Burası kaza, burası ne? Ha, bu da kazaymış. Tamam, iki türlü de kazaya göndermiş oldum ben de her türlü. Burada ne oluyor? Hız yapan araç. Motorlu. Hemen git müdahale et aşkım. Güzel. Sen de oraya gidiyorsun. Aha. Komşunun çöpünde yangın. Bu ne? Bu çöp, bu da çöp. İkisi de çöp yangını. Tamam, küçük yangınlar, bir şey olmaz. Sen de aslında gidebiliyorsan gitsene. Öyle dip dibe duruyorsunuz. Sen de şöyle biraz merkezi bir yerde dur. Lazım olursun. Bakayım başka. Ne oluyor? Blik blik herkes ötüyor ya. Araba şuraya git. Bir yavaşlasın oyun. Burada ne olmuş? Araç kazası daha. Sen de buraya gidiyorsun. Ay. Tamam, şu an müdahale edilmemiş bir durum var mı? Yok. Tamam. Herkesi bir yerlere atadık. Oh. Ay, çok yönlü, çok iyiymiş. Oyun hiç beklemiyordum. Değil mi?
Kendiniz oynayınca daha da güzel bu arada. Doktora gitmemeleri. Ya işte önce bir şey olmaz, bir şey olmaz deyip panik olana kadar bekleme durumu oluyor ya. İnsanlık hali ya bence. Hemen her karnın ağrıdığında doktora gitmezsin. Bir de mesela mantar olayı olduğu yeni aklına geldi. Aa ben bunu görmemişim, pardon. Yine çöp yanmış. Ne çok sıcak bir gün falan mı? Gerçi Miami tabii. Bu bence son. Çünkü böyle bir azaldı, belli gelmeyecek daha. Bakayım. Haydi, düşündüğümden daha büyük bir çöp yangınıymış. Sen de git, beraber sonra. Evet, çok daha. Uf, nasıl hızlandı. Nice. Başarılı bir gün daha. Ay vallahi hepsini çok güzel çözmüşüz. Bakın yani şu an okusam yorulurum. Çözdüğümüz olayları söylüyorum. Sara nöbeti, gizli pizza artık her neydiyse. Matematik problemi, ağaçtaki kedi, haneye tecavüz, kırmızı ışık ihlali, çocuk doğurma. Çocuk doğurma. Yanlış yazmışlar. Süratli araç, ağaçtaki kedi, ayak sakatlanması, araç, yolu kapatan araç, yazılımcı, sesli parti, uyuşturucu kullanımı, kırılmış kemik, ayak sakatlanması, çöp yangını, araç çarpışması, uyuşturucu kullanımı, araç çarpışması, karın ağrısı, süratli araç çarpışması, çöp yangını, sokak içicileri, çöp yangını, çöp yangını. Yani bir şey değil Miami. Bir şey değil. Güzel. 50 bin dolar mı kazandık? Nice. Şimdi bununla bakalım yeni ekibi. Aa tabii iki tane de itfaiyecimiz şey olmuştu. Burada bakayım personelde. Hala şey olan, ay bu ne kız, text falan istemiyorum, alo, bunu nasıl geri kapatacağım, ha tamam, iki tanesi hala yaralı ama bir tanesi iyileşmiş mesela, bunu atamak lazım, işte yeni bir şeyler almak lazım birilerine falan filan, bu parayı güzel harcamak lazım, o bir sonraki bölümde YouTube, teşekkür ederim, eğer beğendiyseniz like'larınızla yorumlarınızla çok 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 desteğiniz oluyor açıkçası, ama aşağıdaki linklerden yayınlara gelebilirsiniz ya da başka bir videoya kadar kanalda başka neler oynamışız onlara bakabilirsiniz. Biz şimdi devam ediyoruz. Sizle bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.